Topkapı Sarayı'ndan hepinize selamlar, saygılar. Bugün çok büyük bir heyecana Topkapı Sarayı'na geldim. Topkapı Sarayı'nda hummalı bir çalışma aylardır sürüyor. Aslında yıllardır süren bir restorasyon faaliyeti var. Sarayın aynı anda her yerinin açık olması söz konusu değil. Bir yer açılır, bir yer kapanır. Çünkü nihayetinde 300-500 yıllık tarihi eserlerle dolu burası. Osmanlı'nın yüzyıllarca dünyayı hükmettiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Topkapı Sarayı'nda Enderun Avlusu'nda, ki Enderun hemen şurada arkamızda kalıyor. Enderun Avlusu'nda Seferler Dairesi, saray, padişah elbiselerinin sergilendiği yer. Mücevher Dairesi, o muhteşem saray mücevherlerinin sergilendiği yer. Ya da Kiyerhane, Enderun'un 6. sınıf öğrencilerinin kaldığı yer. Buralar yıllardır restorasyonda olduğu için ziyarete kapalıydı ve bizler de açık konuşmak gerekirse onları görmeyi son derece özlemiştik. Bunun dışında harem zaten yıllardır birçok yeriyle kilitli olan bir yerdi. Ama Topkapı Sarayı'nda son yıllarda, özellikle şu son birkaç yılda o kadar çok yer restore edilip ziyarete açıldı ki ben de birçok videoda hayranımı ifade ediyorum. Buradaki ekiplerin çalışkanlığını hakikaten takdir ediyorum. Saraylara ve Topkapı Sarayı'nın şu an bağlı bulunduğu Cumhurbaşkanlığı ekiplerine sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bu arada sarayın laleleri açtı. Muhteşem gözüküyorlar. Yani bu aralar vakit bulursanız Topkapı Sarayı'nı kaçırmayın. Bu lalelerin 2 haftalık ömrü var. Ömürleri bitmeden bu keyfi yaşamanızı isteriz. Topkapı Sarayı'nda haremde özellikle hiç açılmayan birkaç yer var. Hiç yani. Cumhuriyet tarihinde hiç ziyarete açılmadı. Karaağalar Koğuşu ve bir de haremin hastanesi. Tabii bu arada padişah eşlerinin hamamı, padişah eşlerinin abdest şadırvanları, meyit yani gasilhane, ölülerin yıkandığı yerler. Buraların hepsini bekliyorduk heyecanla. Açılacaktı, ne zaman açılır, ne zaman açılır. En sonunda müjdeli haberi Topkapı Sarayımızın başkanından aldım. Geçen hafta burada saray turu yapıyorduk. Gezerken selamlaştık. Tayha Bey, takipçilerinize söyleyin. Ramazan bayramı öncesinde inşallah açıyoruz dediler. Aslında bugün saraya gelmemin sebebi açılan yerleri birebir gezmekti. Salı günleri Topkapı Sarayı kilitli olur. Ziyarete açılmaz. Genelde saray yönetimi bir takım işlerini yapar. Araştırmacılar özel izinle gelir. Burada araştırmalarını yapar. Çekim ekipleri gelir, çekimlerini yapar, belgeselciler, dizi çekenler. İşte salı günü saray kapalı olduğu için dün aslında Cumhurbaşkanı beklendi burada. Gelecekti. Her sene Ramazan'ın 15. günü Topkapı Sarayı'nda yapılan destimal töreni dün olacaktı. Ve restorasyonu biten tam 9 tane yer burada ziyarete açılacaktı. Bugün de biz hepsini tek tek gezmiş olacaktık. Ama olmadı. Cumhurbaşkanı müsait olmadı. Haftaya salı günü bekleniyor kendisi. Ve açılmayı bekleyen 9 önemli yeri inşallah önümüzdeki çarşamba günden itibaren göreceğiz. Ama nihayetinde beni az çok bilirsiniz, sanırsınız. Takip edenler bilir. Saraya bu 9 şeyin açılışını görüp size göstermek için gelen Talha Uğurluel. Eli boş döner mi saraydan? Dönmez. Şimdi ne yapacağız? Açılması beklenen yerleri tek tek size gezdireceğim. Buralar, buralar, buralar açılacak diyeceğim. Yerinde göreceğiz. Ve önümüzdeki haftadan itibaren kültür turlarımızda hafta sonu benli bensiz atlayıp geleceğiz buraya, ya da atlayıp geleceksiniz. Ve size anlattığım yerleri siz belki de kendiniz gezeceksiniz. Bakın şu an tam arkamda gördüğünüz yer haremin girişi. Buradan içeri gireceğiz. Ve haremde ziyarete açılacak yerleri sizinle konuşacağız. Kapıdan içeri girdiğimiz zaman önce arabalar kapısı var. Arabalar kapısından giriyoruz. Zülfü Baltacılar Dairesi'ni geçiyoruz. Dolaplı Kubbe'ye geçiyoruz. Karaağalar'ın koğuşuna geliyoruz. İlk yer orası. Girelim. Hızlı bir şekilde haremden boydan boya gezelim. Ve Karaağalar'ın koğuşu önünde nefeslenip orayı bir konuşalım. Hadi başlıyoruz.
Evet, önce maket üzerinde görelim gezeceğimiz yerleri. Ondan sonra da tek tek canlı canlı dolaşalım. Topkapı Sarayı'nda kısa bir süre içerisinde ziyarete nereler açılacak? Önümüzde Birun avlusu var, bu görmüş olduğunuz avlu. Hemen arkasında da Enderun avlusu var. Bir kere restorasyonu tamamlanıp ziyarete açılacak en önemli yerlerden bir tanesi haremle alakalı olan yerler. Ve burayı görmek için sizinle beraber harem bölümüne doğru kıvrılmamız lazım. O da nasıl bir yer? Hemen şöyle geçiyoruz. Evet. Bakın şurası Haz Avurlar. Şu görmüş olduğunuz yer harem. Yani çok kubbeli, iç içe geçmiş taşlıkları, avluları, kameriyeleri, seyirgahları bulunan muhteşem bir yer. Burada şurada ilk gördüğünüz küçük avlu Valide Sultan Taşlı. Orası zaten ziyarete açık. Bir de hemen bakın şurada tam ekranın ortasında gördüğünüz yer Cariyeler Taşlı. İşte burası ziyarete açılacak. Bu avluyu rahatlıkla gezeceğiz. Burada 40 merdiven var. O 40 merdivenle şu gördüğünüz bölüme inecek ve şu görmüş olduğunuz bina Harem Hastanesi'ni sizinle beraber artık ziyaret edebileceğiz. Bugüne kadar hiçbir zaman ziyarete açılmadı Harem Hastanesi. Harem Hastanesi'nin hemen yanında yine bu taşlığın, cariyeler taşlığının etrafında haremde cariyeler ve hasekilerin de kullandığı hamamlar, abdesthaneler, hatta gasilhane, vefat ettiklerinde cenazelerin yıkandığı yerleri de burada görmüş olacağız. Tabi burada çok kıymetli has odalar var. Yani normalde sarayın asıl has odası, Fatih'ten itibaren 2. Selim'e kadar ilk 5 padişahın kaldığı has oda. Ama bunun dışında 3. Murat'ın yaptırdığı bir has oda var ki, hemen bakın ekranın tam ortasında, şöyle göstereyim size. Şu gördüğünüz kubbeli yapı 3. Murat'ın has odasıdır. Onun hemen yanında, şu minicik yer 1. Ahmet has odası. Onun hemen yanında 3. Ahmet yemiş odası, has odası. Onun yanında 3. Selim ve 1. Abdülhamit Han'ın da has odaları inşallah ziyarete açılmış olacak. Ve sırada neresi var? Enderun avlusu var. Enderun avlusunda görülecek en önemli detaylar. Yıllardır kapalı olan, açılmasını beklediğimiz şurası Fatih Köşkü, Hazine Dairesi. Açılışını bekliyoruz ve açılışını beklediğimiz bir yer Kilerhane. Bakın şu gördüğünüz yerler, açılmasını bekliyoruz ve en heyecan verici yer şu L şeklindeki daire, Mukaddes Emanetler Dairesi. 1,5 yıldır kilitli. Kim bilir 605 parça emanetten hangileri sergiye konulacak ve biz heyecan içinde hangilerini sizinle beraber görmüş olacağız. Çok az kaldı. Hazırsanız hadi canlı canlı gezelim. Evet, işte tam bu arkamda görmüş olduğunuz yer Karaağalar Koğuşu. Karaağalar Osmanlı'nın zencileriydi. Yani Afrika kökenli siyahi insanlardı. Ve bu insanlar çok ilginç bir şekilde Topkapı Sarayı'nda padişahtan sonra en kıdemli ikinci kişilerdi. Yani sarayın beyazları değildi kıdemli olanlar. Siyahileriydi. Ve bu anlamda çok kıymetli, özeldiler. Şimdi bakın, önümüzdeki salı günü inşallah bir sıkıntı, kaza olmazsa, Cumhurbaşkanı açılışı yaparsa tam 9 tane yer açılıyor. Bu açılacak 9 yerden birincisini söylüyorum. Şu tam arkamda görmüş olduğunuz Karaağalar'ın koğuşları.
Ben inşallah açıldıktan sonra buraları tek tek gezeceğim ve sizin için özel videolar yapacağım. Karahalar Koğuşu'nu ayrı yapacağım. Harem Hastanesi, diğer yerleri tek tek sizi bilgilendireceğim ne olduğunu. Şu an sadece hızlandırılmış bir tur yapıyoruz. Önümüzdeki haftadan, yani bayramdan önceki son haftadan itibaren bizi neler bekliyor diye. Bugüne kadar buraya hiç kimse girmedi. İlk kez buraya girilecek ve burası konuşulacak. Karahalar, Osmanlı'da hani haremde yaşayanlarla dış dünya arasındaki ilişkileri sağlarlardı. Ve bu görmüş olduğunuz yapının içinde kocaman bir koridor var. Ve koridorun bir ucunda bir ocak var. O ocak yanıp boydan boya şu arkamda gördüğünüz bu binayı olduğu gibi ısıtıyordu. Şu pencerelerin her birinin içi yatılı kaldığı odalardı. İkişer kişi, üçer kişi buralarda yatılı kalıyorlardı. Tamamen saray hayatının dışa bakan yönünde aracı oluyorlar. Haremdeki kadınların, kızların, cariyelerin, kalfe ve ustaların yemeklerini bile aslında onlar getiriyorlardı. Yani inşallah resmi açılış yapıldığında sizinle beraber yürüyeceğiz. Şu kapının yanına gideceğiz. Bu kapı inşallah diyelim önümüzdeki çarşambadan itibaren açık olacak. Buradan içeri girip, bu koridordan içeri girip yukarı kadar Karahalar'ın taşlığını, yani avlusunun içerisinde bulunan bu muhteşem koğuşlarını, yaşam alanlarını birebir yerinde görmüş olacağız. Peki, varan bir. Şimdi sırada açılacak ikinci yer var. Neresi? Darüssade Ağası. Yani Topkapı Sarayı'nın baş kara ağasının koğuşu. Oraya gidiyoruz. Açılmasını beklediğimiz ikinci önemli yer tam arkamızda. Bakın şu an tam parmağımla gösterdiğim şu bina, bakın şu an gördüğünüz bu yapı, şu gördüğünüz kocaman yapı boydan boya Baş Kara Ağa Dairesi. Topkapı Sarayı'nda bir takım ağalar vardır. Enderun'un kapısında bekleyen Babussade ağaları, Babussade, mutluluk kapısının ağaları orayı beklerler. Bir de Darussade ağaları vardır. Dar mekan demek, ev demek, cennet demek. Darussade harem demek. Haremin ağaları. Bu ağaların, yani siyahi, zenci, yöneticilerin burada bulunan vazifelerin bir de başı vardır. Baş kara ağa. Darussade ağası. İşte o gördüğünüz kişinin yeri burasıydı. Şu gördüğünüz bina. Ben hayatımda buraya çok özel bir izinle 2003-2005 yılı arası mukaddes emanetleri çalıştığımız dönemde buraya özel izinle bir kere girdim. Çok ilginç. İkinci katla üçüncü katı birbirine bağlayan gizli bir ara geçiş var. Böyle ipi çekiyorsunuz, tak merdiven iniyor falan. Acayip bir yer. Burası da duyduğumuz kadarıyla ziyarete atılacak ikinci yer. Heyecanla bekliyoruz. Ve varan 3, belki de en heyecan verici yerlerden bir tanesi. Harem. Haremin içerisinde en çok merak ettiğiniz yer. Haremde 4 çeşit kadın yaşıyor. Padişahın annesi, Valide Sultan. Padişahın eşleri. Kalfa ve ustalar. Bir de bekar genç kızlar, cariyeler. Takdir edersiniz ki herkesin en çok merak ettiği hareme alınan bekar genç kızlar, cariyeler. Bunlar nerede eğitim görüyordu? Bunlar nerede yaşıyordu? Bunlar abdestini nerede alıyordu? Bunlar nerede yıkanıyordu, paklanıyordu? Hamamları neresiydi? Öldükleri zaman cenazeleri nerede yıkanıyordu? Hastalandıkları zaman nerede tedavi ediliyorlardı? Yani bunların hepsini göreceğimiz yer, bakın şu gördüğünüz paravanların arkası. Ve açılış yapıldığı zaman müjdesini aldık saray yetkililerinden. İnşallah buradan artık içeri girebileceğiz. Buradan içeri girip, bakın padişahların eşlerine ait odalar var burada. Şu ben arkamda gördüğünüz odalar var ya, bakın 1, 2, 3, 4, bunlar haseki odaları. Padişah eşleri bu odalarda kalıyordu ve
abdestlerini şu şadırvanda alıyorlardı. Şu gördüğünüz hamamda yıkanıyorlardı. Buralara inşallah gireceğiz, çok az kaldı. Önümüzdeki hafta bayram bayram önümüzde açılacağını tahmin ediyoruz. Bir de bakın tam şurada bir kapı var. Bakın tam şurada. Yani şu iki kapıdan sonra tam parmağımın dokunduğum yer. Buradan aşağı iniyorsunuz. İndiğiniz zaman 40 merdiven diye bir merdiven var. 40 basamaklı bir merdiven. Osmanlı tarihinden böyle adlandırılıyor. O merdivenden aşağı iniyoruz. İndiğimiz zaman haremin hastanesi geliyor. Yani yüzyıllar boyunca burada eğitim gören kızlar, onların başındaki kalfalar, ustalar ya da hasekiler, padişah eşleri, gözdeler hastalandıklarında orada tedavi oluyorlardı. Tam teşekküllü bir kadın hastanesi vardı orada. Kadın hastalıklarına uzman hekimler vardı orada. Bakın şu an kolumu koyduğum bu trabzan kalkacak ve siz oralarda dolaşabileceksiniz. Hürrem Sultan'ın abdest aldığı şadırvanı, yıkandığı hamamı ve yürüdüğü, gezdiği bu yerleri göreceksiniz. Bugüne kadar hareme geldiğiniz zaman hep şu arkamdaki kapıdan Valide Sultan da ailesine gittiniz. Hürrem Sultan Valide Sultan olmadı ki hiç. Kocası hayattayken öldü. Onun için buralar son derece heyecan verici, bizi bekliyor. Hatta size bahsettiğim 40 merdivenden aşağı indiğiniz zaman harem hastanesinin az ilerisinde vefat eden harem kadınlarının cenazelerinin yıkandığı meyyithaneyi de, gasilhaneyi de görmüş olacaksınız. Evet, açılacak üçüncü yer diyorum ama burada bile belki kendi içinde 3-4 tane önemli yer açılmayı bekliyor. Şimdi bir başkasına gitmek üzere yolumuza devam ediyoruz. Tabii haremden çıkıyoruz bu koridorlardan. Enderun'a ilerliyoruz. Açılacak diğer yerler Enderun avlusunda. Sarayı haremde açılmasını heyecanla beklediğimiz bir başka yer. Bakın şu gördüğünüz kapının arkasında 1. Abdülhamit'in has odası var. Yanında 3. Selim'in has odası var ve hemen ilerisinde 3. Osman'ın taşlığı var. Restorasyonu bir süredir harıl harıl devam ediyor ve aslında bitti. Açılmasını beklediğimiz en önemli yerlerden biri de bu. Topkapı Sarayı'nda en önemli has oda Fatih, 2. Bayezid, Yavuz Kanuni ve 2. Selim'in ikamet ettiği, yani İstanbul'un fethinden sonra ilk 5 padişahın ikamet etmiş olduğu 1. Hasoda. Bu Hasoda'dan sonra bir takım padişahlar ne yapıyorlar? Yeni padişahlar bir takım hasodalar yapıyorlar. 3. Murat bir hasoda yaptırıyor. O azilerimizde açık zaten. Ama 1. Abdülhamit Han'ın, 3. Selim'in, 3. Osman'ın taşlığı ve bu saydığım hasodalar ziyarete kapalıydı, restorasyondaydı ve inşallah açılacak ve bu odadan içeri gireceğiz ve emin olun sizi muhteşem, çok mütevazi ama bir o kadar da sanatlı padişah has odaları. Has oda ne demek? Hayatının geçtiği yer, gece uyuduğu, gündüz oturduğu, özel görüşme yaptığı yer demek, bizi karşılamış olacak. Yola devam ediyoruz. Üçüncü Murat'ın has odasının artık içerisindeyiz. Bu görmüş olduğunuz muhteşem oda, kenarındaki bu baldaken, oturma istirahat grupları dahil, muhteşem duvar çinileri, etrafındaki karşı karşıya birbirine bakan, içinde ateş yanan ocak ve hala suyu çağıldayan sebiliyle bir Mimar Sinan şaheseri. Üçüncü Murat'ın has odasını hareme geldiğinizde girip gezebilirsiniz. Ama göremediğimiz yer hem de yıllardır neresiydi? 1. Ahmet'in has odası ve bu odaya girdikten sonra hemen sola dönüyorsunuz, bir sanat eseri. Bir 18. yüzyıl şaheseri 3. Ahmet'in
Lale Devri'nin simgesi olan yemiş odası. Ahşap üzerine boyamayla, kalem işi süslemelerle yapılmış tabaklar, tabakların içinde göz kamaştıran çeşit çeşit meyveler. Evet, işte bunlar içinde artık gün sayar olduk. 1. Ahmet'in ve 3. Ahmet'in has odaları yakın bir zamanda bizimle beraber olacak. Bunların hepsi Topkapı Sarayı'nda haremin içerisinde yer almakta. Şimdi yola devam ediyoruz. Şimdi şu arkamda gördüğünüz kapıdan dışarı çıkacağız ve bu kez Enderun avlusuna geçeceğiz. Enderun avlusundaki binaların neredeyse çoğu ziyarete kapalıydı. Uzun süredir, bir kısmı yıllardır. Onların da açılış müjdesini size bizzat onların yanında vereceğim. Hadi yola devam. Artık Enderun avlusundayız. Bildiğiniz gibi Enderun, en özel, en mahrem avlu. Topkapı Sarayı'nın yarısı Birun, devletin ve dünyanın yönetildiği yer iken diğer yarısı, yani ikinci avlu, şu görmüş olduğunuz avlu Enderun. Yani koskoca bir okul. Dünya üzerinde böyle bir saray göremezsiniz. Yarısı okul olan, dünyanın dört bir yanından ırkına, rengine, diline, dinine bakmadan en zeki gençlerin bir araya toplandığı, okutulduğu, yetiştirildiği, hatta o kadar yükselip padişahın kızını bile kapabileceği bir statüye ulaştığı dünyada başka bir devlet, medeniyet söz konusu değil. Biz her ne kadar Osmanlı'yı yerin dibine soksak da karşımızda böyle bir gerçek sapasağlam ayakta duruyor. Enderun toplam 7 sınıftan oluşuyor. Her sınıfın bir ders eğitimi var, bir de uygulamalı stajı var. Küçük ve büyük odalar, şu arkamda gördüğünüz binalar, 1. ve 2. sınıf öğrencileri, onların işleri mutfak. Yani mutfağa girip bulaşık yıkamayan, odun kırmayan, tuvalet temizlemeyen hiçbir öğrenci sadrazam olamıyor. 3. sınıf işte şu görmüş olduğunuz binalar, Seferliler Dairesi. Seferliler Dairesi, Enderun Mektebi'nin 3. sınıfı. Bunların vazifeleri neydi? Bunların vazifeleri elbiselerin bakımıydı. Osmanlı Devleti bir teşrifat devletiydi. Yani öyle muhteşem kıyafetler giyerlerdi ki insanoğlu bunlara hayran olurdu. Yani Zülfü Baltacılar, Zülfü Baltacıların kıyafetleri. Ya da Enderun'daki has odalı talebeler, o başlarındaki zerrin külahları. Ya da bir peyk. Ya adamın kafasındaki şapka 1 metre, tüy yarım metreydi. Ortalıkta 3,5-4 metre olarak geziyordu. Bunlar gibi sayabileceğimiz onlarca rütbe, makam ve bu makama ait kıyafetler bu arkamda gördüğünüz binadaki öğrenciler tarafından bakılır ve onların temizliği, tamiri yapılırdı. Merasimlerde giymeleri için hazırlanırdı. Yıllarca Topkapı Sarayı'nda bu gördüğümüz binalar tabii sarayın 3. sınıf öğrencilerinin bir okulu olması yanında elbiselere baktıkları için elbise sergi salonu olarak kullanıldı. Haftaya açılış yapıldığında, yanılmıyorsam 5-6 yıldır giremiyoruz. Burası da kilitliydi. Şimdi burası da açılacak. Ve biz buraya girip depolarda elbise adına kıyamet kadar şey var. Mesela kapanmadan evvel Fatih'in öldüğünde üzerinde bulunan kolyeleri kesilmiş kaftanı buradaydı. Birçok şehzadenin kaftanı, zıbını, kıyafeti buradaydı. Birçok padişah, Yavuz'un kaftanı, Sultan Abdülmecid'in redingotu burada sergilenmekteydi. İnşallah bunları yeniden görmüş olacağız Seferliler Koğuşu'nun şahsında. Ha, bana sorarsanız ben isterdim ki, belki de öyledir, bilmiyorum nasıl hazırlandı.
Seferli öğrencilerine ait de bir şeyler görmek istiyorum. Buranın bir okul olduğunu, burada öğrencilerin yatılı kaldığını, eğitim gördüğünü görelim. Yoksa sadece elbise koyduğunuz zaman tabii millet geliyor, bakıyor, gidiyor. Bu sarayın zevk sefa sürülen bir saray olduğunu sanıyor. Halbuki burası kafanızdaki saray anlayışının çok ötesindeydi. Hazırsanız şimdi bunun yanındaki diğer binaya geçiyoruz. Nereye? Hazine Dairesi'ne. Bu arada yağmur başladı. Yağmurun altında çekime devam ediyoruz. İnşallah kameraların önlerine falan bir yağmur gelmez. Arkamda görmüş olduğunuz bu yapı hazine. Enderun Mektebi'nin 5. sınıfı dediğim gibi. Bunların ayrı ayrı videolarını çekeceğiz. Zaten görevliler bakın buradalar. Gördüğünüz gibi yani restorasyon artık son temizlikler yapılıyor. Her şey bitti denilebilir. Fakat dediğimiz gibi dün yapılamadı açılış. Haftaya salı kısmetse inşallah buradan Ankara'ya sesleniyoruz. Lütfen haftaya salı gelin açılışı yapın. Destival törenini gerçekleştirin. Biz önümüzdeki hafta çarşamba geldiğimizde buraları inşallah açık görelim. Arkamda gördüğünüz bu yer Enderun Mektebi'nin 5. sınıfı. Yani burası da bir okuldu ve burada da öğrenciler kalırdı. Bu öğrencilerin eğitim dışında ikinci vazifeleri hazineye bakmaktı. İç hazineden onlar sorumluydu. Kaşıkçı elması gibi, Topkapı hançeri gibi o muhteşem eşyalar burada sergileniyordu. Mesela kaşıkçı elması hala buraya getirilmedi. Hala dış hazinede, hazine-i amirede ama 3. Mustafa'nın o elmaslarla kaplı zırhı buraya alındı ve oraya zaten kağıt koymuşlar. Hazine bölümüne götürüldü, artık oradan bakabilirsiniz diye. Hadi gelin kısacık oradaki o kağıdı göstereyim size, sonra tekrar buraya dönelim. Şu an gezmekte olduğumuz yer aslında Topkapı Sarayı'nın hazine-i amiresi. Yani devletin dışa yaptığı ödemeler ya da içte kendi insanına verdiği maaşlar, somut paraların saklandığı bir nevi kasa şu görmüş olduğunuz bina. Ama hazine yani Fatih Köşkü uzun yıllardır restorasyonda olduğu için bir türlü açılmadı. Hazinedeki bir takım eşyalar da nerede sergilenmeye başlandı? Burada. 3. Mustafa'nın tören zırhı vardır. Müthiş bir şeydi. Harika bir şeydi. Ve o zırh birkaç senedir burada sergileniyordu. Güzel haberi veriyorum. Şimdi zırh buradan götürüldü. Yakından okuyalım ne yazıyor. Bu eser sergilenmek üzere Fatih Köşkü'ne götürülmüştür diyor. Evet. Aslında Fatih Köşkü işte artık gün sayıyoruz. Çok az kaldı. Açılacak ve açıldığı zaman 3. Mustafa'nın tören zırhını orada görmüş olacağız. Evet tekrar buraya döndük ve gördüğünüz gibi işte burası orasıydı. Açıldığı zaman yine buraya gireceğiz ve burada Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail'den aldığı pazubentleri de göreceksiniz. Ya da Nadir Şah'ın 1. Mahmud'a hediye ettiği o mücevherli tahtı da göreceksiniz. Hatta Fahrettin Paşa'nın Medine'den getirdiği muhteşem murassa elmasları, altınları, altın şamdanları da burada göreceksiniz. Şimdi son durağa gidiyorum. Yağmur iyice hızlandı. Olsun, çekime devam. Nereye? Mukaddes Emanetler Dairesi'ne gidiyoruz. Tam arkamızda duruyor. Ve işte tam arkamda Mukaddes Emanetler Dairesi. Enderun Mektebi'nin 7 sınıfının en özeli, en muhteşemi. Sadece 39 has odalı öğrenci kılırdı burada. 40. kişi padişahın kendisiydi. Mukaddes emanetlerin bakımını, korumasını yaparlardı. Yanında durur, 24 saat kesintisiz Kur'an okurlardı. Ve tabii ki asıl işleri padişahın da hizmetine bakmaktı. 24 saat iki kişi padişahın arkasında durur ve bütün devlet işleri onun etrafına döndüğü için ilmi siyaset stajlarında
orada görürlerdi. Mukaddes Semaatler Dairesi 1,5 yıldır restorasyonda, tamamen kapalı. Normalde Mukaddes Semaatler Dairesi'ne gittiğiniz zaman yapılan neydi? Daha evvel gidenler hemen hatırlayacaklar. Bir ana kapısı var. Oradan giriyorduk. Bakın şu gördüğünüz sıradan insanlar sıraya giriyordu. Ve sonra ana kapıya geliniyordu. Orada herkes içeri geçiyordu. Hemen göstereyim size. Evet, ana kapının yanına geldim. Bakın burası. Buradan içeri giriliyordu. Ziyaretler yapılıyordu. İçeride ana içeride giriş birimi var. Giriş sofası. Sol tarafta destimal odası var. Devam ettiğiniz zaman Enderun talebeleriyle padişahın namaz kıldığı o seki var. 39 talebe ve padişah. Daha sonra biraz daha devam ediyorsunuz. Buyurun, geçebilirsiniz. Öyle mi? Tabii ki dinleyin. Hiç sıkıntı yok. Lütfen. Sizi takip ediyoruz da. Ondan... Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Devam ettiğiniz zaman hemen onun devamında arzhane dediğimiz şu gördüğümüz bina söz konusuydu. Yani Fatih, 2. Bayezid, Yavuz, Kanuni ve 2. Selim, fetihten sonraki 5 padişah burada kalmışlardı. 1,5 yıldır restore ediliyordu. Buradan ziyarete girenler işte bu gördüğünüz kapıdan dışarı çıkmakta idiler. Maalesef 1,5 yıldır, tabii maalesef demeyeyim, restorasyon bu olacaktı, bir şart. Başka çaresi yok. Eski binalar, restorasyon yapıldı, bitti. Şimdi büyük bir heyecan içerisinde açılışı bekliyoruz. Haftaya salı günü büyük bir ihtimalle normalde Ramazan'ın 15. günü olması gereken destimal töreni. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hırkasının açılıp ve o önceden hazırlanmış mendillerin içine konulduğu o tören, mendiller, mukaddes hırkayı sade dokunduruluyor. Gelen misafirlere hediye ediliyor. Normalde Ramazan'ın 15. günü yapılması gereken bu tören düne ertelendi. Dün de yapılamadı. Haftaya salıya ertelendi. İnşallah hem destimal töreni olacak hem de bu 9 önemli yerin açılışı gerçekleşmiş olacak. Beni en çok heyecanlandıran şey şu. Bakın, Mukaddes Emanetlere Türkiye'de çalışmış bir kişiyim. 605 parça Mukaddes Emanet var. Hatırlarsanız Habertürk'te öteki gündemde sizinle haftalarca bu Mukaddes Emanetleri anlatmış bir kişiyim. O programlar Habertürk'ün resmi sitesinde hala duruyor. TalhaUğurlu.com'da da bende de linki var. Oradan da rahat bulup tıklayıp izleyebilirsiniz. Hatta gezikitap.com'a girerseniz gezikitap.com'da tarih atölyeleri içinde tam 4 saat bu emanetleri anlattığım bir videom da var. Onu ailecek zaten hiç kaçırmayın. Muhakkak izleyin. 605 emanet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hırkasından sancağına, sakalı şeriflerine, kılıçlarına, yayına, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ömer'in kılıçlarına, Halid bin Velid Hazretlerinin kılıçlarına, Cafer-i Tayyar'ın kılıçlarına, Hazreti Ali'nin kılıcına ya da Hazreti Fatıma'nın duvağına, Hazreti Hüseyin'in gömleğini görebiliyorsunuz. Yani depoda bunların hepsi. Veysel Karani Hazretlerinin külahı da burada. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin o kırmızı deriden ayakkabısı da burada. İmam-ı Şahrani Hazretlerinin tacı da burada. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin gömleği de burada. Ya neler neler. İmam Rufai Hazretlerinin kabir toprağı da burada. Yani Mevlana'nın su içtiği siyah taştan taslar da burada. Ya bunları görmeden ölmek istemiyoruz. Ben vazifeliydim o dönemde ve bunları gördüm. Şükür gördüm, ama ben sizin de görmenizi istiyorum. En büyük arzum 605 mukaddes emanetin tamamının sergiye konulması. Ha, burası aldırma almaz tabii ki. O zaman mukaddes emanetlere özel ya bir müze yapın, bir şey yapın, bunları sergiye koyun. Bu Türk halkı, bu vatanın evlatları ölmeden şu 605 emanetin tamamını görsün. Hazreti Osman'ın okurken şehit edildiği, üzerinde mübarek kanın sıçradığı Kur'an da burada. Yani o kadar çok şey var ki, 605 emanet. Gözüm kapalı hepsini size burada tek tek sayarım. Türkiye'nin dört bir yanında birkaç yüz tane mukaddes emanetler konferansı vermiş bir kişi. İstiyorum lütfen bunları sizler de görün. Görmek için de bu emanetlerin belki çok özel birkaçı burada kalabilir, ama çoğunluğu özel bir müzede ya da saray içinde müsait bir ortamda inşallah ben ölmeden görürüm, inşallah sergilenir. Yani haftaya Topkapı Sarayı'nda Mukaddes Emanetler ziyareti açılacak ve
açıldığında orada bu 605 emanetten bakalım hangileri sergide olacak. Unutmayın, başka peygamberlerin emanetleri de var burada. Davut peygamberin kılıcı, Hazreti Musa'nın asası, Yusuf peygamberin sarığı, Hazreti İbrahim'in içine yemek yediği tası burada bulunmakta. Ben biliyorsunuz konuşurken öyle prompterdan, oradan bir kağıttan, buradan bir levhadan okumuyorum. Bunların hepsini birebir size kendi bilgimle anlatıyorum. Ve bunların hepsini sizin de görmenizi son derece arzu ediyorum. Saray yönetimine, Saraylar Müdürlüğü'ne ve Topkapı Sarayı'nın bağlı bulunduğu Cumhurbaşkanlığı ve ekibine teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel bir çalışma oldu. Saraya 15 günde bir gelen biri olarak bu çalışmayı yakından görmüş bir kişi olarak takdir ediyorum. Ama daha da fazlasını onlardan talep ediyoruz. Haftaya açılmış olan bu binaları yerinde canlı ya da YouTube kanalında sizinle gezmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.